Şurada bir biblo mu? Bir aksesuar görüyorum. Fil. Evet. O onun, nedir tam olarak? Onun bir anısı var. Havuzu gibi. Sanki bir yerden su fışkıracak gibi duruyor. Fil de var Ezgi Hanım. Duyamadım, özür dilerim. Sanki süs havuzu gibi duruyor. Bir yerinden su fışkıracak gibi duruyor. Betül'cüğüm. Tabii, hemen ben uzatayım. Şöyle bırakayım mı? Ayağı kırılmış sanırım. Aa, ayağı da kırılmış. Evet, güzel ayağı aşkım kırılmış. Onu. Ayak, ay, ayağı koptu ya. Evet, onun öyle bir sorunu var. Bunun bir anısı var aslında. Çok üzüldüm şu anda böyle olmasına. Bizden mi oldu yoksa öyle miydi? Şöyle, onda çok küçük bir şey vardı. Hatta silikonlamıştım. Şimdi biraz komple gitti. Ay, bilseydim oynatmazdım onu. Söyleseydin ya ablacığım. Olsun. Şimdi... Şöyle bir kondur hayatım. Şu tarafa çevirelim fili. Çevir fili. Şimdi şöyle, o da aslında tam tamına 10 yıllık bir parça. Bizim eşimle ilişkimiz 10 yıllık. Oraya. Biz eşimle, biz Bursa-İstanbul ilişkisiydi. Bursa'da böyle sokakta gezerken bunu görmüştük. Hı. Ve o zaman daha bir aylık falandık sevgili. Eşim çok beğenmişti. Bunu dedi ki, ben bunu alıyorum, evime götürüyorum. Evlendiğimizde salonumuzda olacak demişti. Vay! Şimdi olay. Salonumuzda ama ayağa gitti. Olabilir, olabilir. Önemli değil. Şunu sor. Yaşanmışlığı gösteriyor evet. Hayatın. Onu alan da sensin, kıran da sensin. Evet. Her kullanılan eşya zamanla yıpranabiliyor. Evet. O süreç ne kadar sürdü? Evinde ne kadar kaldı bu turuma? 5 yıl. 5 yıl evinde kaldı. Evet. Orada da var, onu da üstüne koysana evet. Bir tane. Onu da Çanakkale'den almıştık balayımızda. Oraya gittiniz. Bölüyorum, fili 10 yıllık mı demiştin? Evet. Valla ayağa gitti, kaldı 9 yılı artık. Gerisini ne yaparsın bilmiyorum. Doğru. Melek, kendi hafızana güvenmediğin için sanırım oraya fili koymuşsun. Filin hafızasını kullanmak için sanırım. Ben avizeni konuşmak istiyorum. Salona uymuş mu? Alevciğim, sen bohem tarzında olduğunu söyledi ve bütünlük ve uyumsuzluk olduğunu söyledin. Ya. Nasıl bir avize salon için? Aksesuarlara göre uymuş ama koltuklara ben uyduramadım. Hmm. Çok farklı bir kaçışı var. Beni çok rahatsız etmedi ya. Arkadaşın da söylediği gibi aksesuarlarla uyumlu. Fakat bu koltuğun ahşap şu kenarları var ya. Ayakları. Onlarla biraz zıt olmuş. Çok uyumlu onları olmamış. Onları da işte üniterimdeki ama dediğim gibi beni çok rahatsız etmedi. Salonunu genel teşekkür olarak ederim. Beğendim. Teşekkür nasıl ederim. Sence? Yani bence mutfak için daha uygundur diye düşünüyorum. Yani salon için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Fiyatı ne kadar? Onu ben çok komik bir rakama aldım. 300 TL'ye aldım. Çok güzel. Ne evet. Zaman almıştın? Yine 2 sene önce. 2 sene önce evet. 300 liraya. Aynayı evet. Ne kadar aldın? Aynayı bu sene aldım. 1700 liraya aldım. Şimdi arkamda normalde ayna var. Neden kaldırdınız demeyin. Çünkü herkes görünecek o zaman evet. Çekim için. Hani sıkıntı olmasın diye kaldırdık. Sormak istediğim bir şey var mı? Ha, koltukları da soralım. Merak edenler oluyor. Bunu evlendiğinde aldın. Yok, bunu da buraya taşındığımda aldım. Hepsi beraber 30 bin lira. Yani bütün takım. Hepsi dediğin 2 tane bunlar, bir de bir tane de Berger. Evet. Fiyat nasıl Betül? Birazcık bana fazla geldi çünkü 2 tane üçlü, bir tane de tekli var. Ama dediğim gibi hani genel anlamda koltukları güzel. Sadece şimdi renk anlamında biraz ağaçla, daha sade seçebilirdi. Özür dilerim. Ağaçla alakalı bir durummuş. Yani şey, ya kuru meşe bir şey demişlerdi de şu an hatırlayamıyorum. Öyle olunca fiyat yükseliyormuş Ezgi Hanım. Ağacından fiyatlar. Evet. Genel olarak söylemek istediğin bir şey var mı salonla ilgili? Tabii. Lambayla ilgili şöyle bir uyum yakalamaya çalışmış ama bence olmamış. Birazcık daha böyle açık renkte olabilirmiş. Sanki kuru soğana benzettim ben. Ay, yok, soğanın cücüğü. Şey yapsaydı. Evet, içine evet. Kalan dün diye. Gelirken getirseydim seni kovaya koyardık işte. İşte boş olmazdı Betül. Ben kokmasın diye koymadım zaten. Orada da zaten kokmaz işte, bak kuru soğan ya. Kesinlikle bohem salon değildi. Aksesuarlarla bohem olduğunu düşünüyor arkadaşımız. Ben bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. Evet, gelinler yorumlarını yaptılar salonunla ilgili. Peki mutfak için ne söyleyecekler? Şimdi mutfağa gidin istiyorum. Bakalım Melek gelinin mutfağını nasıl yorumlayacak?